Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. LDO üzerine konuşacağız arkadaşlar. Nedir, ne değildir, ne işe yarar, ne yapabilir, ne yapamaz. Şöyle genel olarak LDO ile alakalı konuşacağımız bir video olacak. Bir kere bakalım bu LDO neymiş ya da kendini nasıl tanıtıyor. Lido, Ethereum için bir likit staking çözümüdür. Lido, kullanıcıların ETH'lerini minimum depozito veya altyapı bakımı olmadan zincir üstü faaliyetlere katılırken örneğin borç verme bileşik getirilere izin verir diyor arkadaşlar. Şimdi burada LDO'nun doğrudan doğruya bir ne olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Likit olduğunu anlıyoruz. Daha doğrusu işte likit staking çözümü diye kendisini tanıtıyor. Şimdi burada şunu bilmek lazım. Birincisi, LDO neden iyi bir projedir? Çünkü Ethereum arkadaşlar ilerleyen süreçte çok ciddi staking alanına yönelecek. Hatta biliyorsunuz Seç haberlerinden pozitif etkilenen az sayıdaki kripto paradan bir tanesiydi LDO. Birincisi, yani vizyonu itibariyle şöyle bir durum var. Ethereum, bakın Ethereum'a doğrudan doğruya bağlı. Yani LDO, işte Matic gibi coinler doğrudan Ethereum'a bağlıdır arkadaşlar. Şimdi Ethereum ilerleyen süreçte bir kere varlığını çok ciddi noktalara getirebilir. Yani dünyanın pek çok yerinde kullanılan bir ağ yapısına sahip olması bekleniyor. Tabii ki bu da ETH coin'i fiyat bakımından yükseltecek. Dolayısıyla LDO'yu yükseltecek. Ethereum yine ilerleyen süreçte büyük oranda staking üzerine çalışacak. Neden? Bir, hem çevre dostu uyumu yakalama, yani regülasyonları olumlu bir şekilde karşılamaya yönelik bir politika izliyor bu adamlar. Yine enerji tasarrufunda bulunmaya yönelik staking'de regülatörlerin arkadaşlar, regülasyon yapıcıların çok ciddi dikkat ettiği bir husustur. Dolayısıyla Ethereum staking üzerine de sıkı halde çalışmalar gerçekleştiriyor ki bu doğrudan doğruya Lido projesini etkilediği gözlemlenebiliyor. Uzun lafın kısası, Ethereum'un staking alanı özellikle üzerine çalıştığı, hatta biliyorsunuz işte Merge, Search, şu anda Shanghai gibi projeler büyük ölçüde bu üzere gerçekleşti. Ki daha doğrusu gerçekleşecek bir kısmı da. Uzun lafın kısası arkadaşlar, staking Ethereum için doğrudan regülatörlerin ilgisini çekecek çok büyük bir çalışma alanıdır. Tamam mı? Faiz oranları, genel faiz yapısı. Bunlar üzerinden Lido doğrudan etkilenecek bir kripto para projesidir arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmamak lazım. Nitekim biliyorsunuz işte Sec'in Ethereum üzerinden gelen haberleri, piyasadaki gelen staking haberleri LDO'yu yukarı yönlü geçmişte fiyatlandırmıştı. Dolayısıyla bunlar da oldukça önemli. Toparlamak gerekirse Ethereum'un varlığı özellikle mevcut süreçte Ethereum'un düzenleyiciler için yapmış olduğu genel çalışmalar LDO'yu uzun vadede yükselteceği gibi bu geçiş süreci etabında çok daha ciddi LDO fiyatlandırmalarını karşımıza getirebilir. Nerelerde listelenmiş bu coin? Binance, Coinbase, KuCoin, Kraken, başka Uniswap, Curve Finance. Bakalım şöyle. Aslında büyük borsaların çoğunda var arkadaşlar. Yani piyasada en büyük hacim ve işlem dönen borsaların çoğunda var. Ancak hala olası listelemeler ve parite açmaları gerçekleşebilir. Bu pozitif bir durumdur. Yani az bir noktada şimdilik hiç değilse olması. Tabii pozitiflik spekülasyon performansının, fiyat performansının daha yüksek olabilmesi anlamı taşır. Çünkü mantıken az bir noktada listelenmiş halde bu hacmi yakalayabiliyorsa ve bu market cap'lere ulaşabiliyorsa ilerleyen süreçteki gelecek yeni parite açımları, yeni listelemelerle birlikte hacminin daha da artacağı ve fiyat performans bakımından daha iyi noktalara gelebileceği ne yapılabilir? Öngörülebilir arkadaşlar. Şimdi burada nitekim metrikleri de var. Şunu bilmek gerekiyor. Bu bozulmuş mu? Yok, tamam, kendine geldi. LDO'nun ben biraz staking oranlarını, faiz oranlarını fazla buluyorum. Dolayısıyla bu noktada daha iyi bir çalışma yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Faiz oranlarını biraz düşürmeleri gerekecektir arkadaşlar. Uzun vadede burada bir enflasyon yaratılmaması,
beraberinde arz yapısının dengede kalabilmesi için genel durumda budur. Böyle olması gerektiği kesinlikle açık. Şimdi olumsuz diyebileceğim bir husus. En büyük 100 balinası %89,62'lik bir tutma oranına sahip. Bir diğer mesele tabii ki sürekli artan yatırımcı sayısı karşımızda. Bu da oldukça pozitif bir durum. Neden? Şimdi şöyle bir durum var. Bir, her zaman aynı örneği veririm. Bugün %89 oranında en büyük 100 balinanın tuttuğu oran Bitcoin'de olsaydı aslında bir kısır döngü. Yani Bitcoin bu fiyatta olamazdı. Nitekim ne olacaktı arkadaşlar? Çok daha büyük bir volatilite göstererek bu vakitlere gelemezdi. Ancak bu da BTC tarafında zamanla oturmuş bir şeydir. Yani vaktiyle BTC'nin de tabii bundan çok bir farkı yoktu. Dolayısıyla bunun aksine dönüşü nereden alabiliyoruz? Tabii ki cüzdan adresleri sayısındaki genel artıştan alabiliyoruz arkadaşlar LDO tarafında. Oldukça yeni bir projedir. Dolayısıyla bunu toparlayabilmek için de geç kalmamıştır. Artan cüzdan adresleri sayısı özellikle boğa sezonu içerisinde arkadaşlar. Tabii ki burada balinalardan sıkı satışlar gelecektir. Daha çok nasıl bir durum? Maalesef kripto piyasasının genelinde böyledir. Boğa sezonu açılır. Burada balinalar satışı koymaya başlar. Yeni yatırımcılar, yeni cüzdanlar girer ve alımlar devam eder. Bu ayı boğa döngüsü dahilinde uzun vadede yatırımcı sayısı artar. Devamında ne olur? Bu oranlar azalır ve eşit dağılıma doğru gider. Bu da yine uzun vadede fiyat artışının gerçekleşeceğine işaret eden bir yapı sağlar. Şimdi burada bilmek lazım, elde tutma oranları da LDO'nun çok yüksek. Yani boğaları açısından balinaları inanılmaz derecede tutmaya sahip olsa da burada gerçekten kitle oranları çok fazla arkadaşlar LDO'nun. Bu da olası durumda evet büyük ölçüde yükselişler yapabilmesine işaret ediyor. Şimdi LDO'yu teknik boyutta incelemeyeceğiz. Sebebi elde veri yok. Yani elde çok yüksek bir veri yok arkadaşlar. Tam oturmuş veriler yok. Bunu bilmek lazım. Hiç değilse borsalar üzerinde yani TradingView üzerinde bu veriler büyük ölçüde mevcut değil. Bunu ayrı bir videoda yapacağım. Onu şimdiden söyleyeyim. Maalesef bu videonun konusu olmayacak bu. Ancak şunu da söyleyebilirim. Ben olası bir boğa sezonu içerisinde ortalama şahsi beklentimdir. 30 dolar gibi fiyatların ütopik olmadığını ve bu noktalara kolay kolay erişebileceğini boğa sezonu içerisinde düşünüyorum. Bu arada LDO gibi projeleri seviyorsanız işte Matic tarzı coinlere de bakabilirsiniz. Matic'e bir göz atabilirsiniz. İşte ne bileyim Link'e bir göz atabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar da yine bağlantılı olarak benzer vizyonu edinmiş iyi kripto paralardır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.